Uçu parası da yok. Başka mesele ya, yıldır bir tesbih hastalığı bize de bulaştı maalesef. Haftanın dediğim gibi bir günü toplanıyoruz. İşte çeşitli illerden, çeşitli ilçelerden, yani İstanbul'dan, Antep'ten, Adana'dan, Şanlıurfa'dan buraya gelip de toptan satış yapanlar var. Bize geliyoruz işte gözümüzün zevkine göre alıyoruz tesbihle. Mesela örneğin ilk defa böyle bir tesbih gördüm. Ne kadar söylediyse de aldım yani. Tesbih gerçekten stres dağıtan bir şeydir. Artı tesbihlerin arasında farklı farklı maddeler var ve bunları da kendi aralarında şifa dağıtılan ürünler var. Sıkma, zar, Osmanlıların bunlar hepatit hastalığı var. Bunlar için birebir geliyormuş. Damlalar ise bronşit, astım, guatr gibi hastalıklara ve pıhtılaşmış kanlara. Şahsen ben bir tane şu anda sürekli takıyorum gördüğünüz gibi. Bunlar şifa dağıtıyor aynı zamanda. Güneydoğu ve batı illerden özellikle çarşamba günleri Batman'a buraya toplanıyoruz. Kendi aramızda mesela alışveriş yapıyoruz. Ortalama tesbih fiyatları ise 50 liradan başlar, 200 bin liraya kadar devam eder. Bu tesbihler kimi evle değişir, kimi arabayla değişir. Kimisi sabır için, kimisi stres için, kimisi ise ticaret için yapılıyor bu işler. Ya ortalama zaten tesbih Türkiye'deki geneli Osmanlı'ya dayanıyor normalde. Ya ortalama diyebiliriz 400-500 seneliktir. Yani ilk tesbih zaten mercan ve firuzelerden oluşma. Daha sonra Osmanlı kehribar dediğimiz ürünlerden başlar. Sonra damla, daha sonra da plasaya doğru gider. Fiyatlar da ona göre değişiyor. Ve araba takası yapılıyor. Kendi aramızda takas yapabiliyoruz. Gördüğünüz ürün Osmanlı kehribar. Ortalama 150-200 yıllık. Elimizdeki ürünün değeri ortalama 14-15 bin lira arası. Da tesbih adabı var. Normal okullarda adab-ı muaşere olduğu gibi tesbihte de adab var. Tek veya çiftli olarak çekilir. Tekli özellikle namazdan sonra çekilir. Kimisi ise çift çift çeker. Kesinlikle sallanmaz. Sallandığı zaman da hoş karşılanmıyor şu anda tesbih camiasında. Tesbih sallamak ne tesbihe ne de etrafındaki insanlara zarar verir. İnsanlar onu hor görür. Tesbihe de zarar verir taşlarına. Yürü.